Köpeklerin psikolojik sorunlarının büyük bir kısmı insanlarla ilişkilidir. Örneğin köpeğe uygunsuz ve uyarımı az ortamda büyütmek, köpeğe kötü davranmak, elektrikli dikenli tasmalar kullanmak, vurmak ya da köpeğe fiziksel şiddet uygulamak veya ses tonunu yükselterek, bağırarak, korku gibi psikolojik şiddet etkileri de saldırganlık, davranış ve kaygı bozukluğu, stres, depresyon gibi psikolojik bozukluklara yol açar. Tehlike arz eden hayvanların belirlenmesinde, geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşturulan komisyon oluşturuldu. Bu komisyonda da Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Brezilya Mastifi, Japanese Toz ırklarına ek olarak Amerikan Staffordshire Terrier ve Amerikan Blue ırkı köpeklerin de tehlike arz eden hayvanlar olarak belirlendi. Yayınlanan genelgeye göre 14 Ocak 2022 gününe kadar bu hayvanları kısırlaştırılıp, mikroçip taktırılıp kayıt altına aldırmaları gerekiyor. Bu işlemi yapılmaz ise 11 bin lira para cezası uygulanıyor. Bu işlemleri yaptırdıktan sonra da ağızlıksız, tasmasız olarak insan yoğunluğunun özellikle çocukların olduğu alanlarda gezdirmemesi gerekiyor. Hayvan sahipleri bunlara özenle dikkat etmesi gerekiyor. Şayet bu kurallara uymayan hayvan sahipleri hakkında 30 bin Türk lirası para cezası uygulanmaktadır. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve ilgili kurumlar ile birlikte bu yasak ırklı köpekleri tespit ediyoruz ve usullere uygun bir şekilde araçlarımız ile barınağımıza getirip misafir ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te 4 yaşındaki çocuk bir pitbull tarafından saldırıya uğramıştı. Bu talihsiz olaydan sonra da bazı hayvanseverler de pitbull gibi yasak ırkı köpekleri barınağımıza teslim etti. Barınağımızda yaklaşık 300 tane köpek bulunuyor. Burada köpeklerin kısırlaştırılması, aşılanması ve mikroçip ile kayıt altına alınmasını sağlıyoruz. Günlük rutin bakımlarını ve yaralı olarak getirdiğimiz köpeklerin tedavilerini yapıyoruz. Üstte de var yani daha önce.